Saraçhane Parkı'ndayız ve hepimiz Meryem'iz yürüyüşünden sonra Bülent Yıldırım'la beraberiz. Görüşlerini, düşüncelerini alacağız kendisinin. Fatih Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra özellikle kadınların yoğun olduğu bir yürüyüş yapıldı. Fevzi Paşa Caddesi'nde gerçekten çok duygusal anlar yaşandı. Çok kalabalık bir kortejdi ve burada herkes İsrail'in Filistin'den gitmesi gerektiğini, İsrail'in bir terörist devleti olduğunu haykırdı. Genelde genç çocuklardı, genç kızlarımızdı. Bu da sevindirici bir şey. Çünkü artık her nesilde bir Kudüs sevdası, bir Kudüs dostluğu yeşermiş durumda. Onun için bundan sonra her sokakta Kudüs konuşulacak ve Kudüs'ün bağımsızlığına doğru yol alınacak. Hepimiz Meryem'iz çok önemli bir proje. Özellikle Kudüs kadınlarının çekmiş olduğu çileleri, sıkıntıları, evlatlarını kaybedenleri, evleri yıkılanları, eşlerini kaybedenleri, hapse giren kadınlar, hapse giren çocuklar kadın dünyasında nasıl algılanıyor? Kadınlarda nasıl yankı buluyor? Bunu hatırlatmaya çalışan bir anlayış, bir yürüyüş. Onun için bunu yapmak isteyen Kudüs Kültür Dayanışma Derneği'ne destek vermeyi kendimize bir borç bildik. Bu vesileyle bütün kardeşlerime de sesleniyorum. Mutlaka Kudüs'ü düşünün. Çünkü Kudüs kurtulursa Doğu Türkistan kurtulacak, Arakan kurtulacak. Kudüs kimin endeyse dünyayı o yönetiyor. Şu anda dünyayı Siyonist emperyalistlerin yönettiği bir hakikat. Onun için Siyonizmle mücadele düşmanın merkeziyle mücadeledir. Birliğimizi ve gücümüzü artıralım. Aslında siz bu mücadeleyi Mavi Marmara ile çok daha büyük başlatmıştınız. Evet. Mavi Marmara çok önemli bir proje. İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyan bir proje. Şehitler verdik ama bu şehitler bereketlere sebep oldu. Mavi Marmara birçok neslinde yetişmesine vesile oldu. Onun için Mavi Marmara'nın yıl dönümünde de büyük yürüyüşler yapacağız. Şimdiden gençlerimizin oraya hazırlanmasını arzuluyoruz. Peki bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Allah kolaylık versin, Allah muvaffak etsin. Sağ olun.